3D analiz kısmında şuradaki kısa yollarını ben oluşturdum. İsterseniz asıl bunların bulunduğu yer, 3D analiz yapacağımız yer arkadaşlar R-Toolbox. R-Toolbox'da 3D analiz tools'una geliyoruz bakın. Şimdi 3D analiz tools'una geldiğimizde arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şeyler var. Hepsi ayrı yerde. Ben buradaki yaptığım amacı kısa yol olsun diye istediğim araçları buraya atadım arkadaşlar. Örneğin raster surface'e geliyoruz. Bizim yapacağımız analizler olarak söylüyorum. Aspect yani baka analizi yapacağız. Contour yani demden eş yükselti çıkartacağız istediğimiz aralıkta. Sonra hillshade gölgelendirme ya da kabartma haritası yapılandırdığımız. Slope eğim. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane araç arkadaşlar burada. Sonra şurada mesela data management yazan, veri yönetim kısmı yazan bir yerde tin var. Tin de create tin. Yani ilk bu eş yükseltiden tin oluşturacağız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi farklı bir şeydi. Sonra tin'i deme dönüştüreceğiz. Bakalım burada from tin, tin to raster. Gördüğünüz gibi farklı farklı yerde bunlar. Biz bu farklı farklı olan yer kısımları arkadaşlar ne yapıyoruz? Tek bir araç kutusu altına alıp hızlı bir şekilde bu tür işlemleri yapabiliriz. Yani şuraya. 3D analiz tools'umuz burada yoksa şurada boşluğa tıklayıp bakın. Şurada 3D analiz şeyine tıklayıp 3D analiz kısmı şeyini buraya getirirsiniz. Getirdiğinizde şu kısım boş olur. Yani options'la 3D analiz kısmınız boş olur. Onu customize kısmından arkadaşlar şurada customize mode diyorsunuz. Com mode kısmına geliyorsunuz. Sonrasında bakın şuradaki 3D analiz değil 3D analiz tools kısmına tıklıyorsunuz. Silelim şunları. Bakın delete. Burayı açmadan bunu silemiyorsunuz. Müdahale edemiyorsunuz. Evet. Şimdi sildik. Hangi araçlar bizim için gerekliydi arkadaşlar? Aspect. Aspect'i tuttum. Çektim oraya koydum. Mesela contour. Bakın mouse'la sol klavye tıklıyorsunuz. Basılı tutup sürükleyip bırakıyorsunuz arkadaşlar. Sonra create. Onu da attım oraya. Yani istediğiniz isterseniz edit'ini de atabilirsiniz. O yani bu tür şeyler size kalmış arkadaşlar. Hangileri işinize yarıyorsa hillshade muhakkak devamlı yaptığımız işlemlerden biri. Yani 3'te analiz tools'un içerisinde olan tüm araçlar burada arkadaşlar. Slope, eğim, thin to raster, şurada topu to raster var, onu da atabiliriz arkadaşlar. Bakın topu to raster'ı da attım. Yani sizler, ben bunları genelde kullanıyorum. Yani eğer başka tools'ları, araçları kullanıyorum diyorsanız arkadaşlar buraya atabilirsiniz. Yani sadece 3D analiz için geçerli değil. Örneğin burada baktığınız araçlardan bir tanesini bulursunuz. Onu buraya ekledikten sonra arkadaşlar şeyi atabilirsiniz. Yani araç düzenlemelerini kendiniz yapabilirsiniz. Peki biz bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar bakın ben bu işlemi yapıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra 3'te analize gelip create'in diyorum. Şurada kaydedeceğim yeri belirliyorum. Output'in kısmına. Pin'i seçtim. Save dedim. Şu koordinat sistem kısmına arkadaşlar genelde olmuyor ama team'de oluyor. Şurada kısa yolu kullanabiliriz. ED50 UTM 36'yı. Bunu da kullandım. Şu kısım çok önemli. Haftamızı getirdik. Hide file kısmını yükseklik verisini getireceksiniz. Şu type yazan kısım arkadaşlar şöyle soft ya da hard seçiyorsunuz. Eğer hard seçerseniz o renkler arasındaki şeyler geçişkenlikler çok keskin olur. Soft yaparsanız yumuşak bir şekilde geçiş yapar. Şu etiket şey kısmı önemli değil yine de ama ben yükseklik seçiyorum.
Okey dedikten sonra arkadaşlar tilimiz oluşuyor. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tinimiz oluştu. Şurada çekini kaldırdık. Tini oluştururken eş yükseltiyi tekrardan çiziyor arkadaşlar burada. Şöyle tinin üzerinde sağ klik yapıp properties dediğimizde symbology edge types kaldırıp sadece yükselti verisini görebilirsiniz. Evet. Yani create tinimiz oldu. Create tin'den sonra arkadaşlar 3D analiz kısmına gelip tin to raster diyebilirsiniz. Bakın tekrardan şu araç şeyini gösterebilirim. Tin to raster için Art Toolbox, Art Toolbox'tan Conservations, oradan From Tin, Tin to Raster ya da kısa yol kısmını yapabilirsiniz. Şuradan yapalım. Aynı işlem zaten. Tin'i seçtim. Kaydedeceğim yeri belirliyorum arkadaşlar. Dem dedim. Sayısal yükseklik modeli. Şimdi burada direkt OK demiyoruz. Ben ilk yaparken bu tür şeyleri OK diyordum. Aslında orada hata yapıyorum. İlk yıllar öncesinden bahsediyorum. Çok çok lisans döneminden. Şurayı call size yapıp çözünürlüğü 10 yapıyorum. Ama eş yükseltinizin çözünürlüğüne göre yapın arkadaşlar. Benim burada kullandığım eş yükselti 1 bölü 25 binlik 10 metre aralıklarla çizilen bir eş yükselti olduğu için şey ebatların da hücre büyüklüklerinin de arkadaşlar 10 metre yapıyorum. O yüzden rahatlıkla yapabiliyorum. Ama siz diyelim 50 metrelik bir eş yükselti evleri 50 metrede geçene gidip 10 metre yaparsanız yine kaliteli olmaz. Okey dedim. Arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi dem verimiz hazır. Şuradan hızlı bir şekilde rengini ayarlayabiliriz arkadaşlar. Evet. Böyle hızlı bir şekilde rengini ayarladık. Sonrasında yapacağımız işlem demden slope, aspect, hillshift, contour gibi işlemler yapabiliriz. Buradan direkt tıkladığımızda da olur. Yani burayı da hatırlamanız adına bu yolu da önemli. Hani her zaman kısa yol kullanmayabilirsiniz arkadaşlar. Burayı da hatırlamanız adına Art Toolbox, 3D Analiz Tools, sonra 3D Analiz Tools'tan arkadaşlar Raster Surface'e gelip Slope'u seçebilirsiniz. Input kısmına demi seçtim. Şurada kaydedeceğim yeri belirliyorum. Slope dedim arkadaşlar. Şurayı derece ya da percentage yüzde yapabilirsiniz. Ben genelde derece yapıyorum. Sizler de derece yapabilirsiniz. İsterseniz yüzde yapabilirsiniz arkadaşlar. Okey deyince eğim haritamız hemen oluşuyor arkadaşlar. Evet, eğim haritamız da oldu. Hızlı bir şekilde diğerlerini de yapalım. Sonra düzenleyebiliriz arkadaşlar. Hemen bakın şuraya geldim. Şuradan da seçebilirsiniz. Yine aynı şeyi söylüyorum. Aspect yazıp direkt seçebilirsiniz. Buradan uzun yolu gösterim dedim arkadaşlar. Aspect'i seçtim. Dem. Kaydedeceğim yeri belirliyorum. Aspect dedim. Bakın burada başka bir şey yapmanıza gerek yok. Okey deyince baka haritamızda aspect map hazır. Evet, aspect map'imiz de hazır. Tekrardan geliyorum. Hillshift'i seçiyorum bakın buradan. Yine dem'i seçiyorum. Kaydedeceğim yeri belirledim. Hillshift dedim. Save. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hillshift'imiz de hazır. Hatta şöyle bakı şeyini kaldırıp Hillshift'i alta alalım. Sonra düzenlemeleri yaparız arkadaşlar. Yani hızlı bir şekilde arkadaşlar biz burada eğim, bak, yükselti kısımlarını yaptık. Şimdi counter yapıp eş yükselti eğrisi çıkartabiliriz şuradan. Tekrardan counter yapıyorum. Demi seçtim. Şimdi bizim demimiz neydi? Eş yükseltilerimiz 10 metrede bir çizilmişti. Ama ben diyorum ki ya ben 10 metrede bir ama
50 metrede bir dem lazım, pardon, eş yükselti lazım diyorsanız şuraya gelip 50 alıyorsunuz. 20 diyebilirsiniz, 25 diyebilirsiniz, 100 diyebilirsiniz. Sonra okey diyorsunuz. Ben 50 yazdım. 50 metrede bir eş yükselti eğrilerinde çizilmiş oluyor. Bakın ne yaptı arkadaşlar? Şuradan kontrol edelim. 50 metrede bir bakın.